Bu arada neyi konuşuyoruz? Bu arada işte futbolcuların, iş insanların çok yüksek getirili gizli bir fon vaadiyle kandırılıp paralarının batırılmasını, dolandırılmalarını konuşuyoruz. Yani milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Arda Turan'ından Muslera'sına, Emre Belezoğlu'na, Semih Kaya'ya ve Fatih Terim verdi mi vermedi mi hala o muallakta Fatih Terim'le ilgili sorular da önemli ölçüde devam ediyor. Şimdi orada biraz son durum ne? Onu aktarmak istiyoruz. Şimdi Sözcü Gazetesi Spor Müdür Yardımcısı Yasin Yıldırım stüdyoda yanımda. Merhaba Yasin. Merhaba, hoş geldin. Hoş şöyle yapalım. İstersen şimdi en başından itibaren hani Seçil Erzan'ın bu fonu böyle bir Fatih Terim fonu olarak basına yansıdı ya. Ama en nihayetinde biz pek çok ifadeden ve açıklamalardan da anlıyoruz ki Seçil Erzan'ın ifadelerinden de aslında hani bu Fatih Terim'in bilgisi dahilinde kendisinin de hani fona para vererek ve diğer insanların bu adla fona çekildiği anlamına gelmiyor. Bu tamamen işte bazı ifadelerde ve özellikle Seçil Erzan'ın insanları o fona çekmek için Hakan Ateş'le birlikte Fatih Terim'in de ismini kullandığını anlıyoruz. Fakat o kadar çok Fatih Terim konuştuk ki, fakat o konuşmuyor. Evet. Sadece bir açıklaması var, o da hukuk savaşı başlatacağım şeklinde. Nasıl yani bugün itibariyle Fatih Terim, o cephe bu meseleyi nasıl algılıyor Yasin Yıldırım? Biliyorum bazı bilgiler var elinizde. Ne diyorlar, meseleye nasıl bakıyorlar, niye konuşmuyor? Şimdi Fatih Terim'le dün spor müdürümüz Bahadır Çokişler bir görüşme gerçekleştirdi. Fatih Terim her şeyden önce biraz dışarıdan izliyor olayı. Bazı kırgınlıkları var. Bir açıklama yapacak, onu sıcak bir bilgi olarak söyleyelim ama bir basın toplantısı şeklinde değil, bir canlı yayına katılma şeklinde değil. Kendi sosyal medya hesapları üzerinden muhtemelen bir Instagram paylaşım yapacak hoca. Öyle mi? Ve orada evet kendi sosyal medyasından bir durum değerlendirmesi yapacak, olayı anlatacak. Bunu Galatasaray'ı çalıştırırken de yapıyordu. Bu çok anormal bir durum değil. Şimdi kendi kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesi yapıyor. Fatih Hoca'nın kızgın olduğu noktalardan biri kendi isminin çok ön plana çıkartılması. Bunu bazı grupların, bazı kişilerin ısrarla bu şekilde lanse ettiğini, olayın bu şekilde daha çok magazinselleştiğini, gerçeklerden uzaklaşmaya başladığını düşünüyor hoca. Biliyorsunuz bu olay olduğu zaman 2 Haziran'da Fatih Hoca Cumhuriyet Başsavcılığına gitti, ifadesini verdi. Fonla yakından uzaktan bir alakası olmadığını söyledi. İfadesi bu yönde. Seçil Erzan'la çok yakın bir ilişkisi var. Bu da doğru. Bu nereden geliyor? Çünkü biliyorsunuz siz de çok sıkça yayınlarda konuştuk bunu. Seçil Hanım Flora Şubesi'nin müdürlüğünü yapıyor. Ve Galatasaraylı futbolcuların da paraları o şubeye yatıyor. Dolayısıyla uzun yıllardan beri Seçil Hanım'la bir samimiyetleri var. Çünkü paralarını Seçil Hanım yönlendiriyor. Yani yönetiyor. Fatih Hoca'nın tabii çok daha yakını oluyor. Fatih Hoca'nın evine girip çıktığı bir insan oluyor Seçil Hanım. Bu şekilde ilerleyen yıllarda da Levent'e geliyor. Levent Şube'nin müdürlüğünü yapıyor ve bir fon işine girmeye başlıyor. Biliyorsunuz Çorlulu kendisi. Yani Çorlu'da doğup büyümüş. Oradaki bir kişi üzerinden yapıyor ve ilk itirazı da ilk hukuk sürecinde Çorlu'daki bir kuyumcu başlatıyor. Onun üzerine bu iş patlıyor. Gidiyor, geliyor ve en sonunda da işte Fatih Terim'in ismi de bu iddianamede yer aldığı için bu olay Fatih Terim fonu olarak lanse ediliyor. Ama Fatih Hoca'nın kırgın olduğu nokta kendi adının bu şekilde ön plana çıkartılması ve sanki fonu kendisi yönetiyormuş, insanları buraya o çekmiş algısı verildiğini yani düşünüyor. En çok buraya tepkiler. Evet, bu tepkiler, doğduğu için. Bu tepki. Bunu da önümüzdeki hafta muhtemelen kendi sosyal medya hesabı üzerinden. Ben de onu tekrarlayalım diyecektim. Evet. Bir açıklama yapmasını bekliyoruz Fatih Terim'in. Ama sosyal medya hesapları üzerinden yapacak. Ve meseleyi bir kez daha kendisi açısından bu kadar daha bu sefer detaylı bir şekilde ortaya koyacak. Çünkü şu ana kadar kamuoyuna yönelik herhangi bir açıklaması olmadı detaylı bir şekilde. O nedenle de bir hukuki süreç başlatacak. Onun dışında olmadı Bir hukuki süreç başlatacak. Kesinlikle yapacak. Hani bu konuda hem kurumsal olarak hem bireysel olarak Fatih Terim fonunu bilinçli olarak insanların önüne sunduğunu düşündüğü kişi ve kuruluşlarla ilgili de hukuki
süreci başlatacağını da ifade edecek. Bu konuda da avukatlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor hocam. Bir de bir şey meselesi var. İşte hani neden Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in yanına gittiler gibi bir şey. O şu, futbolcularla bu olay açığa çıktıktan sonra bazı futbolcularla Denizbank'a gidiyor. Oradaki yetkililerle konuşuyor. Evet, bu da sorgulandı. Çünkü madem bu kadar işin dışında, niçin futbolcularla birlikte bankaya gidip işte bu sürecin çözülmesi için, futbolcuların parasının alması için en azından girişimlerde bulundu, bu toplantıya katıldı. Neden? Çünkü en büyük burada mağduriyeti olan futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu. En büyük paraları bu iki futbolcu kaptırıyor diyelim hani şeyle. Ve birçok futbolcu da bu işten mağdur olduğu için hocaya gidiyorlar. Hocam bir görüşme yapalım da bu mağduriyeti giderme şansımız var mı diye. Şimdi Fatih Hoca'yı da büyük gördükleri için yıllardan beri. Fatih Hoca'nın da Hakan Ateş'le bir yakın ilişkisi var. Tabii Hakan Ateş'in şöyle bir yakın ilişkisi var spor kamuoyuyla. Denizbank'ın birçok sponsorluğu var futbolda. Ve Galatasaray'ın borçlarının dövizden TL'ye çevrilmesi sürecinde de çok etkili oldu Ünal Aysal döneminde ve bunu ilk kabul eden bankaydı. Bu yüzden de Galatasaray'la da daha yakın bir ilişkisi var. Oradan bir samimiyetleri var. Gidiyorlar. Ve hoca bu konuda yardımcı olunabilip olunamayacağını soruyor. Hakan Bey de bunu hukuki bir süreç başlatıldığını, elde bir belge yoksa, eğer bir banka üzerinden bir işlem yapılmadıysa bir ödeme alamayacaklarını söylüyor, açık açık söylüyor. Bunun üzerine de bu şey olarak lanse edildi. İşte Fatih Hoca neden madem o zaman bu işlere bu kadar çok girdi çıktı gibi. Tabii bir de hani Seçil Hanım'ın, Fatih Terim'in eski avukatıyla sevgili oluşu, kendi o kızı, damadının da para vermesi ona, Fatih Terim'e çok yakın, çok yakın diğer birçok Galatasaray kulüp çalışanının da bu paraları vermesi akıllarda biraz soru işaretleri oluşturdu. Ama şu var, neden hep Galatasaray futbolcular ağırlıklı? Dediğim gibi Florya şubesinden sebep Galatasaray futbolcular çok ağırlıklı olarak bu işteler. Ama Fatih Hoca sessizliğini kısa bir süre içerisinde bozacak. Onu bir kere daha söyleyelim. Peki şimdi az önce hani futbolcuların Fatih Terim'le birlikte bankaya gidip görüşmelerini anlatırken en çok mağdur olanlar Arda Turan ve Emre Belezoğlu diye hatırlattın sen de. Tabii siz hani spor muhabirleri olarak, gazetecileri olarak hep böyle hani işte oynadıkları oyun üzerinden, maçlar üzerinden, antrenmanlar üzerinden, transferler üzerinden hep takip ettiniz bu isimleri. Herhalde size de çok farklı geliyordur. Şimdi milyonlarca dolarlarını nasıl bir sistem içinde kaybettiklerine bakıyorsunuz. Dolayısıyla mesela Arda Turan'a, Emre Belezoğlu'na belki de görüşmeleriniz de oldu son zamanlarda. Nasıllar şu anda? O anlamda elinizde bir bilgi var mı? Yani, konuştuğunuzda ne diyorlar size? Biraz futbolcular cephesinden varsa bilgiler onları da alayım son temas olarak. Temas kuran arkadaşlarımız var, muhabir arkadaşlarımız. Onlar şöyle, tabii Arda Turan özellikle çok morali bozuk. Hani bir kere bir dolandırılmanın getirdiği bir psikolojik rahatsızlık var. Hani koca koca adamlar paralarını kaptırmışlar. İşte nasıl böyle yaptım? Bir, nasıl yaptım psikolojisi. İnsanların o gözlerle bakınca baksanıza bunlar da biz bunları akıllı, uslu, işte böyle kafası çalışan adamlar zannediyorduk. Paralarını kaptırmışlar, elden para veriyorlar falan gibi bir psikolojideler. Şu an hani moralman çökmüş durumlar özellikle Arda falan. O anlamda iyi değiller. Bir de suçlamalar, işte sürekli basın önünde bu tür ifadeler. Mesela Semih Kaya o anlamda en zor durumda olan kişi. Çünkü çıktı, hakkında bir tehdit. Evet, tehdit var. Darp iddiaları da var. Kendince açıklamalarını yaptı ama tabii ki bu bir hukuki süreç. Artık biz ne anlatırsak anlatalım. Çok önemli değil, artık bir hukuk karar verecek. Bir mahkeme süreci var, ciddi ithamlar var. Hani dolandırıcılık var, tehdit var, gasp var, hani birçok şey var. Bunun neler getireceğini göreceğiz. Ama dediğim gibi psikolojik olarak iyi değiller. O peki, çok net şekilde onu söyleyebilirim. Bundan sonra kendi imajlarını biraz düzeltmek için uğraşacaklar. Öyle gözüküyor. Kendilerini biraz daha futbolu vermeye başladılar. Arda biraz Eyüp Spor'la ilgileniyor. Şu an lider gidiyorlar. Onun antrenör şey var, değil mi? Antrenörlük evet, yapıyor. Orada biraz belki kafasını dağıtıyor diyelim. Fatih Hoca da bakalım, ben de bekliyorum açıklamasında neler yapacağını merakla. Önemli bir açıklama olacak. Önemli bir açıklama olacaktır. Var mı ekleyeceğim bir şey Yasin? Teşekkür ediyorum. Tamam, biz teşekkür ediyoruz.